Mete var. Yeter yeter bence. Güzel gram desen bir şey. Kıyma da var. Zaten. Köfte yaparız, şey yaparız. Bence Murat bak şey. Kapıları buraya işaretledim. Ondan sonra... Bunları alabilirsin, onlara gerek kalmadı. Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Kinedos, Zafer Adaları. Bu Sinop'ta atış bölgesinin şeyi var mı? Böyle işaretli. Var istersen. Akülü kapağı. Hiç kapağı. Sakat bir iş olmaması adına şöyle yapıyorum. Şimdi ilk etabımı sopadan 279 dereceyle çıkıp Sinop burnuna doğru yol almak. Evet, düzeltmeleriyle beraber tabii. Bunları da hesaba katarak. Şuradan mesafemizi ölçeceğiz. Burası 1 derece, yani 60 deniz milimiz var. Buradan ölçelim. 1 2 3 4 5 durdu ya. Geçen sene de Türkiye turu rekoru parkurunu denemiştik kardeşimle birlikte. 13 gün 15 saatte bitirmiştik. Bu sene daha iyi bir süre yaparak ekipli sınıfta başka bir kategoride yarışmayı hedefliyoruz. Niyetimiz 10 gün veya daha altında tabii ki, o biraz rüzgarla ilintili. İskenderun'a varmak. Bizim çok önemsediğimiz bir event Türkiye turu rekoru projesi. Çünkü uluslararası platformda da ülkeyi tanıtmak anlamında ve Türk yelkenciliğinin ve açık deniz yarışının gelişmesi anlamında çok önemli bir parkur. 2020 yılında başladı bu parkur uygulanmaya. Sevgili Tolga Pamir başlatan sporcumuzdur. Ve şu ana kadar galiba 3 kişi denedi. Biz kardeşimle birlikte, Tolga Pamir ve bir kadın sporcumuz. Daha yeni yeni ilerleyen bir rekor parkuru. Yarıştan çok farklı bir kategori. Yelken yarışçılığıyla karıştırılmaması lazım. Çünkü yelken yarışında tekneler bir arada hareket eder ama rekor parkurlarında çıkacağınız tarihe ve tekneye de özgür olduğunuz için çok farklı bir rekabeti vardır ve bütün aslında yarışma kısmı karada başlar. Bizim Türkiye Rekoru Projesi'ne Haziran'da başlamak için çalışmalarımız geçen yıl başladı. 30 kişinin arasından eliye eliye 5 kişilik bir ekip oluşturduk. Benle birlikte 6 kişiyiz ve uzun bir antrenman süreci. Sonra da Yelken Federasyonu'nun mecburi kıldığı kualifikasyon parkurunu bitirdikten sonra ancak buraya gelebildik. Buraya kadar gelişi ayrı bir çaba, emek. Bir de buradan sonrası var. Ama dediğim gibi 10 gün bandında İskenderun'a varıp rekoru uzun süre elimizde kalacak şekilde tutmayı hedefliyoruz. Bugün Hop Limanı'ndayız. Hop Limanı'nda Türkiye rekor denemesi yapılacak. 6 kişilik bir ekiple birlikte Hop Limanı'ndan İskenderun Limanı'na yaklaşık 1500 deniz mili mesafeyi dışarıdan hiçbir yardım almadan, hiç durmadan, tamamen yelken gücüyle bu Hop'dan Hatay Limanı'na ulaşacak. En iyi süreyi belirleyecekler. Amacımız bu Dünya Yelken Federasyonu'nun Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda dahil ettiği açık deniz offshore sınıfını
Türkiye Eken Federasyonu da ülkemizde yaygınlaştırmaya başlamaktadır. Who's supposed to follow?